Kurguda Geçiş Türleri'nin ikinci bölümüyle devam ediyoruz film yapım yönetimi dersinin. Sağ tarafta Er Ryan'ı Kurtarmak gibi muhteşem bir film var Spielberg'in. İzlemişsinizdir, izlemediyseniz tavsiye ederim. Yine burada neler var? İşte kurguda geçiş türlerinin tüm listesi var. Üç sunumda sunduğumuz. Devam edelim. Kurguda geçiş türlerinin geçişlerin noktalama işaretleri, bir yazıdaki noktalama işaretleriyle aynı işi gördüğünü söylemiştik. Bu bir listesi, işte demin gördüklerimizin bir listesi bir hayli fazla. Tabii yani bir şey olmak lazım, kurgucu olmak lazım, mesleğin bu olması lazım. Ama hani sinema eğitimi alan ya da hani bu işle ilgili olan bir kişinin de kurguyu da çok uzman derecesinde olmasa dahi bilmesi şarttır. Yani şarttır. Bunun yolu da tabii ki buradan teorik bilgiler alıp, yani teorik bilgi şu anlama gelir: neyi nasıl yapmanız gerektiğini bilmek ve neyin ne anlama geldiğini, ne olduğunu bilmektir. Bunu öğrendikten sonra da uygulama yapmanız gerekir. Yani uygulama, uygulama, uygulama. Araba sürmek gibi. Arabayı teorik olarak kitaptan nasıl sürüldüğünü bilirsiniz, öğrenirsiniz ya da videosunu izlersiniz. Nasıl kullandığını, ama o direksiyonun, gazın, frenin, debriyajın, işte düz vitesin bunlara dokunmadığınız ve deneyimlemediğiniz sürece öğrenemezsiniz, bu kadar basit. Ya da trafiğe çıkmadığınız sürece de öğrenemezsiniz. Boş arazide belki kullanabilirsiniz ama trafiğe çıkacaksınız. Trafikte ilkin sırtınız su içinde kalacak. Panikleyeceksiniz. İşte eve geldiğinizde başınızın ağrısından duramayacaksınız. Ama 3, 5, 10, 30, 40 deneyimden sonra artık ne olacak? Kullandığınızı bile anlamayacaksınız. Yani robota bağlayacak, otomatiğe bağlayacak. Temel kurgularla, kurgu biçimleriyle devam ediyoruz. Bilinçaltısal kurgu. Bilinçaltısal kurgu çok hızlı gerçekleşen bir kesmidir. Film ilk görüntüden kesme yapıp vurucu bir görüntüye geçer ve tekrar ilk görüntüye geri döner. Yani görüntü sadece birkaç kere kare gözükür ve izleyici sadece bir anlık bir görüntü yakalar. Bu teknik bilinçaltı mesajı gibi işler. İzleyicinin bilinçaltında bir şeyleri uyarır ama bilinç üstünde de bir etki yaratması gerekmez. Yani bu korku filmlerinde çok olur bu. İşte bir anda hayali bir canavar, bir yaratık, neyse böyle bir iki saniyelik, bir saniye uzun aslında, yani bir iki karelik gösterilir efektlerle birlikte, sonra tekrar aynı sahneye kesilir, dönülür, orada belli ki bir şeyler olacaktır filan gibi şeyler verilir, bir imaj verilir. Paralel kurgu, farklı mekanlarda ve genellikle aynı anda gerçekleşen birbirinden farklı olaylar arasında ileri geri kesmeler yapma tekniğidir. Kamera farklı açılardan çekimler yaparak bize sahneler arasındaki ilişkiyi gösterir ve olayların duygusal etkisini artırır. Paralel kurguyu stilize etmenin ilginç bir yolu da iki sahneyi farklı hızlarda çekmektir. Biri normal hızla çekilirken diğeri ağır çekimde çekilebilir. Bu da ya da hızlı olabilir. Bu da paralel kurguyu daha da dramatik ve ilgi çekici kılar. Bakın görüyorsunuz burada işte diyelim ki burası bir kumarhane olsun. Diyelim ki kumarhaneye benzemiyor ama bar diyelim ki. Birisi şeye yaklaşır, merdivenlerden çıkar, belli ki elinde silah var, onları ateş edecektir. O anda şeyi gösterir, içerideki barı gösterir, barda sohbet edenleri gösterir. Sonra tekrar şeyi keser, o suikastçıyı keser, gelir. Sonra tekrar oraya, sonra suikastçı camı kırar ve içeri girip ateş eder şeklinde. Bu her filmde aşağı yukarı görürsünüz bunu. Yani İşte suikastçının ya da işte neyse oraya gelen kişinin girişini, binada ilerleyişini, içeriği, tekrar onun girişini filan şeklinde kesit. Kurgu sürecinde hataları gizlemek ya da ilginç nesneleri göstermek için kullanılır. Bu teknik basitçe ana sahnedeki herhangi bir nesnenin, örneğin bir dekorun kesme yapılarak gösterilmesidir. Bu nesne düzgün bir şekilde birleştirilmeyen iki sekans arasında tutkal görevi görür. Sekans neydi? Paragraftı. Tutkal görevi görür. Kurgucu filmi şu sırayla düzenleyebilir: sekans 1, kesit, sekans 2 şeklinde. Yani göstereceğim şimdi. Kamera bir ara nesneye kesme yaptığından iki sekans arasındaki garip geçişi fark etmemiş oluruz.
Kesitler sahnedeki resim, nesne ve karakterlere dikkat çekmek için de kullanılabilir. Mesela burada işte öpüşen bir çift hemen araya bir trafik ışıklarını koydu, sonra tekrar şeyi kesti. İşte bu arabadaki çifte kesti. Durum bu. Yani bu da filmlerde çok kullanılır. Kare dondurma. Kare dondurma tek bir kare ya da filmin dolmuş bir görüntü yaratmak için art arda oynatılmasıdır. Bu teknik genellikle film gizemli ya da duygusal bir sonla bitirilmek istendiğinde kullanılır. Bazen bu donmuş görüntüler üzerine anlatıcı konuşur bu. 400 Darbe filminde de vardı ama bu daha çok şeyde ne derler? Bu film ortalarında filan da uygulanır. İşte smaç basarken filan ya da görüntü donar. Ya fon sesi ya da birisi çıkar konuşur. Şöyle şöyle oldu, böyle böyle oldu falan diye. Bu Guy Ritchie filmlerinde çok olur bu. Daha dün bir filmini izledim. Neyse o filmlerinde çok kullanır. Neyse böyle bir şeydir bu. Bakış. Bakış oyuncunun ekran karşısındaki bir şeye bakmasıyla başlar. Sonra kamera bakılan nesneye kesme yapar. Sonra kamera oyuncunun reaksiyonunu göstermek için ilk kareye geri dönebilir. Bakış film montajının ilginç bir yönünü sunar. Bakmakta olan oyuncu ile bakılmakta olan nesne birbirinden yüzlerce kilometre uzakta çekilmiş olabilir ama izleyici her ikisinde de aynı mekandaymış gibi algılayacaktır. Örneğin diyelim ki işte ne diyelim gurbete gelmiş bir kişi gözlerini diker yani dalar atıyorum cama dalar o arada kamera keser geldiği ülkeyi memleketi şehri her neyse oradaki bir hikayesini kısacık da olsa ya da uzun da olsa gösterir sonra tekrar aynı dalmış olan oyuncuya tekrar geri döner ya da tam tersi yani bakar dışarıya hemen önündeki dışarıyı gösterir sonra tekrar oyuncuya döner yani onu kastediyor. Bu teknikte ögelerin sıralanması çok önemlidir. Tepki çekimiyle bakış çekiminin yerini değiştirirseniz çok daha farklı bir duygusal içerik elde edersiniz. Örneğin bir adam yolda arabasıyla giderken camdan mutlu bir şekilde dışarıya bakar. Kamera yol kenarındaki harap haldeki araba enkazına keser ve sonra tekrar keserek adamın sevgi ve anlayış belirten bakışını gösterir. Eğer bu sekans sıralamasını tam tersine çevirirsek, vahşi bir trafik kazasını görene kadar üzgün bir şekilde araba süren ve kazayı görünce mutlu olan bir adam görürüz. Böylece bu çekim tekrarı, tek bir hareketin farklı açı ve uzaklıkların tekrar tekrar gösterilmesi anlamına geliyor. İzleyici genellikle aynı aksiyonun 2 veya 3 defa tekrar ettiğini görür. Bu sahnenin dramatik etkisini artırır. Bu sahnenin dramatik etkisini artırır. Çekim tekrarı bir filmde önemli bir aksiyon gerçekleştiğinde kullanılır. Bu teknik kullanılmadığında aksiyon çok hızlı gerçekleştiğinden izleyici fark etmeyebilir bile. Diğer bir çözüm sahneyi ağır çekimde çekmektir ama çekim tekrarı etkili bir alternatif sunar. Bu hani birçok filmde vardır bu. Mesela olan şüphelilerde işte dedektifin Kaiser Schoze'nin aslında o kişi olduğunu anladığı an işte bir elindeki bardak kupa düşer, kırılır ve o kırılma birkaç defa gösterilir ve biraz da ağır çekimde gösterilir filan. Bu da etkili bir yöntemdir. Zoom ine kesme. Zoom ine kesme kullanılmadığında çok durağan olacak bir sahneyi güçlendirir. Bu teknik genellikle 3 aşamadan oluşur. Aşırı uzak plan, genel plan, bel plan. Her bir sekans için çekim mesafesi değişir ama temel fikir her bir kesmede kamera görüntülenen nesneye doğru yaklaşan zıplamalar yapar. Etkiyi yumuşatmak için bu teknik kullanılırken kamera yavaş yavaş zoom in yapar. Bu tekniğin iki çekimden oluşan bir versiyonu da sıklıkla kullanılır ama diğeri kadar fark edilebilir değildir. İki çekimden oluşan zoom in'e kesme genel plandan yakın plana yapılır. Şimdi genel plan yaptık. Biraz daha yaklaştık. Ve işte çanağa zoom yaptık. Bu. Tık tık tık. Bu biraz şeydir tabii hızlıdır böyle. Dakikalar, saniyeler almaz. Neyse. Zoom auto kesme, zoom in'in tam tersidir. Yani yakından başlayıp uzak genele geçmek, uzak. Yani burada zoom in'de genelden başlayıp bel ve yakın plana geçmek, zoom out'ta ise de tam tersi. Tam tersidir. Kamera nesneye zıplamalarla yaklaşacağına bu sefer her kesmede gittikçe uzaklaşır.
Yakın plandan genel plana, genel plandan aşırı uzak plana kesme, zoom out kesme sekansına örnek olabilir. Zoom out'a kesmenin kapsadığı alan genellikle zoom in'e kesmenin kapsadığı alandan çok daha uzaktır. Tek farkı o. Mesela burada bir yakın bir genel plan var ama burada daha bir uzak genel plan var. Bu tekniğin en yaygın kullanımı bir nesne ya da bir sesin ne kadar uzaktan görülüp duyulabildiğini göstermektir. Eğer çok gürültülü bir olay gerçekleşiyorsa kamera önce sesin kaynağını gösterir. Sonra kamera zoom out yaparak izleyicinin hala sesi duyabileceği bir noktaya ulaşır. En sonunda kamera sesin hala duyulabildiği bloklarca ya da kilometrelerce öteye uzaklaşır. Olay bu. Montaj sekans yani müzik altı. Türkiye'de daha çok müzik altı olarak biliniyor. Montaj sekans, montajın özel bir alt türüdür. Birçok film müziğe göre düzenlenmiş bu tür sekanslar içerir. Montaj sekans, zamanın geçişini veya bir grup diyalogsuz sekansı uygun bir şekilde göstermek için kullanılır. Bu teknik birçok değişik görüntünün birleştirilmesini içerir. Bu görüntüler arasındaki geçiş teknikleri, fade, kesme, dissolve, sekansın duygusal gücünü büyük oranda etkiler. Örneğin işte Rocky filminde diyelim ki bu Rocky filmi işte Rocky şeye hazırlanırken boks maçını hazırlanırken dın 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 gibi müziği çalar. Rocky'nin meşhur müziği. Orada Rocky işte çalışır, işte koşar, şınav çeker falan filan gibi şeyler gösterir. Ama müzik altıdır. Bu şimdi çekimlerde artık, önceden öyle miydi bilmiyorum ama artık yönetmen hani kurgucuya bu sahnenin müzik altı olduğunu tabii ki de senaryoda işte o kurgu çizelgesinde filan montaj çizelgesinde iletiyor ama çekerken de bir yandan cep telefonuyla o sahneye oynanırken tabii bir yandan da cep telefonundan herhangi bir müzik açıyor ve koyuyor monitörün yanına. O bir yandan müziği de kaydediyor kamera. Dolayısıyla ne oluyor? Müzik altı olduğu belli ediliyor. Yani bu bir alt bilgi, hiç kullanılmak zorunda da değil. Sıçramalı kurgu sekans. Sıçramalı kurgu sekans, montaj sekansın sıçramalı kurgunun kısa bir zaman aralığı içinde gerçekleşen benzer hareketlerin gösterilmesi amacıyla kullanılan özel bir türdür. Bu tekniği montaj sekanslarına ayıran şey kameranın belli bir sahne veya karakter üzerinde odaklanarak sekans oluşturmak için zıplamalar yapmasıdır. Her çekimde kamera açıyı hafifçe değiştirerek yakın plan ve genel planlar arasında geçişler yapar. Sıçramak kurgu karakterin yaptığı hareketlere enerji katar. Örneğin işte burada kum torbasına tekme atan bir oyuncuyu göstermiş. Burada yani full çekim bunu gösterebilir. Böyle işte vurur falan filan ama burada mesela guard alırken hemen kesti. İşte yumruk vururken kum torbasına tak kesti. İşte tekme atarken kum torbasına şeklinde gösterir. Diğerinde farklı sahneler gösteriyordu. Bölünmüş ekran. Bu da işte birçok filmde kullanılır. Bölünmüş ekran aynı anda iki ayrı sekansı tek ekranda gösterir. Bu gayri açıyı yapar yine. Görüntü tam ortadan ikiye bölünmüştür. Bir aksiyon sağda gösterilirken diğer bir aksiyon da sol tarafta gösterilir. Çerçeve 2'ye, 4'e yönetmen neye ihtiyaç duyuyorsa o kadar sayıya parçaya bölünebiliyor. İşte iki kişinin telefon konuşması olabilir veya başka bir şey olabilir. Alt sahne. Alt sahne son model televizyon sahip olanların görebileceği görüntü içinde görüntü efektine benziyor. Alt sahneler başka bir çekimi hiç kesme yapmadan göstermeye yarıyor. Diyelim ki hani işte şurada ne olsun bu işte askerler bir cesedi arıyor olsunlar. Başka bir şey de olabilir bu. Normalde işte kesmeler yapılarak şey yapılabilir değil mi? Bu ceset gösterilir ama burada bir işte şu asker feneri tuttuğunda hemen şeyi gösterilmesi. Ne derler? Cesedin gösterilmesi gibi bir şey bu. Genellikle karakterin baktığı nesne gibi ana sahneyle ilintili bir görüntü olur bunlar. Evet, birçok filmde de kullanılıyor. Bindirme.
Bindirme sahneye destekleyici görüntü ekler. Bu teknik ana görüntünün üzerine yarı şeffaf bir görüntünün eklenmesi şeklinde uygulanıyor. Bunu diğerinde de görmüştük. İkinci görüntü atmosferi güçlendirir. Örneğin bir yönetmen çoktandır görmediği sevgilisini düşünen bir adamı göstermek istiyorsa ana görüntünün üzerine sevilen kişinin yakın planını bindirme yapabilir. Bu şekilde. Bu da kullanılıyor. Örterek sıçrama tekniği yönetmenin izleyiciye fark ettirmeden kesme yapmasını sağlar. Bu teknik zaman ve mekanda sıçrama yapmak için kullanılır. Eğer kamera hareket ediyorsa bir nesne ya da duvar gibi kameranın görüşünü kapatacak bir şeyin arkasına geçebilir. Eğer nesne yeterince karanlıksa yönetmen başka bir karanlık nesnenin arkasından çıkan hareketli bir çekime kesme yaparak seyirciyi kandırabilir. Kesme o kadar belirsiz olur ki seyirci çok dikkatli bir şekilde izlemediği sürece kesmenin farkına varmaz. Bu tekniğin başka kullanımı da kadrajı tamamen örtecek şekilde hareket eden bir nesne ya da insanla yapılabilir. Çünkü o nesne kameraya gelen ışığı tamamen kapatacak ve izleyici nesnenin tamamen farklı bir mekanda olduğu bir sahneye ne zaman kesme yapıldığını anlamayacaktır. Sonra nesne kameranın önünden uzaklaşarak yeni sahneler göz önüne serebilir. Örneğin işte buradaki ne diyelim arabasına giden bir kişi, şurada da bir kolon var diyelim ki buradan geçiyor. Kamera çekimi kesmeden o kolonun ya da işte siyah neyse işte onun önünden geçiyor ve diğer tarafa çıkıyor. Gördünüz mü? Burada da evine girdiği halini gösteriyor. Yani buradan arabasına giderken sanıyorum. Evet, arabasına giderken şeyi gösteriyor. Burada da evine girerkenki halini gösteriyor. Yani burada bir sıkıntı yok. İşte normalde bu kolonun arkasından geçtiğinde arabasına binmesini göstermesi gerekir. Hayır, öyle bir şey yok. Burada bir kesme yapmış, karartmış aslında. Örterek zıplamaysa başarılı bir tekniktir. Kameranın önüne yürüyen bir oyuncuyla başlar. Oyuncu kameranın önünden geçerken izleyicinin görüşü bir parça kapanacaktır. Bu da kurgucuya izleyiciye hissettirmeden kesme yapmak için iyi bir fırsat sağlar. Oyuncu kameranın önünden çekildiğinde kameranın pozisyonu değişmiştir. Yani şimdi şuraya doğru bir oyuncu geliyor. Fakat buradan da işte muhtemelen plaj burası. Evet, plaj. Buradan da bikinili birisi geçiyor kameranın önünden. Kameranın önünden çıktığında, kadrajdan çıktığında o kişi şey değişmiş oluyor. Kadraj değişmiş oluyor. Adamın elindeki nedir bilmiyorum. Megafon büyük olasılıkla megafonu konuşuyor olarak gösterilebilir. Kolaj. Hareketli bazı görüntülerin ekranda birleştirilmesinden oluşur. Bu görüntüler genellikle hikayenin tematik içeriğini güçlendiren imgelerden oluşur. Gerçek hayatta kolaj nasıl görünüyorsa işte ekranda da bu görüntüler o bölgeye yapıştırılmış gibi gözükür. Bu işlem çekimler bittikten sonra kurgu aşamasında yapılır. Yani bu çekim esnasında gösteremezsiniz. Ya birkaç görüntüyü, ikiden fazla, birden fazla görüntüyü bir araya getirmektir. Fotoğraf karesi. Sahneyi fotoğraf çeken birinin fotoğraf makinesinin vizöründen gördüğü şekilde görülür. En başta dünyayı belirli bir uzaklıktan fotoğraf makinesinin objektifinden görürüz. Karakter deklanşöre bastığında düğme sesi duyulur. Yani deklanşör sesi duyulur. Ve sanki fotoğraf çekilmiş gibi donar. Çok kısa bir süre sonra görüntü tekrar hareket etmeye başlar ve bu süreç her fotoğraf çekildiğinde tekrarlanır. Bu tekniğin farklı bir uygulanışı da kameranın flaşı patlatmış etkisi uyandırmak için kareyi dondurmadan hemen önce flaş efekti kullanmasıdır. Birçok filmde gördüğümü hatırlıyorum bunu. İşte bakın şurada kadrajın etrafındaki o çerçeve işareti var ya fotoğraf makinelerinin. Dürbünden izliyormuş etkisi yani kadrajdan vizörden görüyor gibi bakar kamera o sahneye. Sonra o deklanşör sesi gelir ve o an şu alttaki kare donmuş olur. Yani bu dedektiflik, polisiye filmlerde filan sıklıkla kullanılır ya da ne bileyim hani romantik komedilerde filan da çoktur bu. Fotoğraftan görüntüye. Bir karakter uzak bir yerin fotoğraf ya da resmini gördüğünde yönetmen önce çerçeveyi tamamen fotoğrafla kaplayıp daha sonra o fotoğraftaki nesnenin aynı açı ve uzaklıktan çekilmiş görüntüsüne disoval
yaparak başarılı bir geçiş elde etmiş etmek için fotoğraftan görüntüye tekniğini kullanır. Böylece soyut gösterim gerçekliğine dönüşmüş olur. Bu da yine birçok filmde vardır. Örneğin bir yel değirmeninin fotoğrafı görülür, bir anda canlanır. Yani harekete geçer, canlanır demeyelim de harekete geçer. Birçok filmde vardır bu. Hani özel bir spesifik örnek vermeye gerek yok. Ani parlama, parlamaya kesme, parlamayla sıçramalı kurgu. Ani parlama fotoğraf makinesi flaşlarının patlamasına benzer. Bu reklam ve video kliplerde sahneyi vurucu kılmak için çok sık kullanılan bir tekniktir. Parlamayla kesmede kamera aniden beyaza kayar. Parlama sırasında kamera başka bir plana kesme yapar. Sonra parlama geriye çekilerek yeni plan gösterilir. Sıçramalı kurgu parlayan kesmeye çok parlamalı sıçramalı kurgu parlayan kesmeye çok benzer. Yalnız bu teknik özellikle zıplayan kurguyu vurgulamak için kullanılır. Yani bakın böyle oldu. Beyaza geçti. Tık sahne değişti. Gördünüz mü? Yani bir kesmek için bir yöntem ve bahane haline geliyor. Evet, ikinci bölümü de bitti kurguda geçiş türlerinin. Üçüncü sunumda görüşmek üzere. Kabul ediyorum, biraz hızlı. Keşke biraz daha hani uygulamalı gösterebilsem ama muhtemelen gelecek sene göstereceğim onu. Daha uygulamalı işte açacağız bir şeyi kurgu programını. Orada tek tek bu şu işe yarar, bu şöyle yapılır şeklinde göstereceğiz. Ama buradaki bu teknik bilgiler de şarttır. Onun da bilinmesi gerekir. Uygulama, uygulama, uygulama. Basitten başlayın. Her zaman basitten başlayın. Bir şeye yabancıysanız, bilmiyorsanız. Çok basit. Piyasada yani ücretsiz olan bir sürü kurgu programı var. Onlarla ufak ufak denemeler yapın. Gelişiminizi göreceksiniz. Buradaki kaynakçılara çok teşekkür ediyorum. Burada da film yapım yönetimi ile ilgili diğer sunum listesi var. İzlemenizi tavsiye ederim. Dinlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim.